Merhaba güreştürkiye.net severler, ben Buğra Gür. Kıymetli dostum Armağan Oruç'a yeni single'ı olan İki Sevda parçasında başarılar diliyorum. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. Haber sitelerine düşen bilgilere göre Neville ile WWE arasındaki problemler ortadan kalkmış. Kendisinin birkaç hafta içinde ringlere geri dönmesi bekleniyormuş. Kane ile Braun Strowman arasındaki çekişmede ringde göçük oluşmasının sebebi Kane'in Survivor serisindeki maçta ringin altından çıka gelerek Braun Strowman'a saldırması için yapılan bir plan olabilirmiş. Bununla birlikte ikili arasında daha ileri bir tarihte başa baş bir maç gerçekleşebilirmiş ve ikili arasındaki feud da böylelikle daha da kızışabilirmiş. Ayrıca ikilinin büyük bir ihtimal Raw'a özel pay-per-view şovlarında değil de pazartesi günkü Raw şovlarının birinde karşı karşıya geleceği düşünülüyormuş. Daha önce bildiğiniz gibi Raw 2018'in Ocak ayında 25. yılını kutlayacak. Şu an kesin olarak duyurulan isimler Shawn Michaels, The Undertaker ve Kevin Nash. Gelen bilgilere göre 25. yıl özel Raw şovu 4 veya 5 saat arasında bir sürede olması planlanıyormuş. Son Raw şovunda Triple H'in geri dönerek kendisini takımın dışına ittiği Jason Jordan'ın yakın bir zaman içerisinde heel turn yapması bekleniyormuş. Von'un haberine göre Jordan Survivor Series'te gerçekleşecek olan geleneksel 5'e 5 mücadelesinde ya babası Kurt Angle'ı ya da Triple H'i hedef alan bir hamle yapacakmış. Jordan'ın bu hamlesi Raw ekibinin maçı kaybetmesine sebep olabilirmiş. Ve hüzünlü haber, James Ellsworth şirket tarafından serbest bırakıldı. Chris Jericho Royal Rumble 2018'de olmayacakmış. Jericho 28 Ocak 13 Şubat tarihlerinde Fozzy grubu ile turneye çıkacağı ve Rumble Show'u ayın 28'inde gerçekleşeceği için Jericho Royal Rumble 2018'de olmayacak. Ancak Chris Jericho'nun Raw'ın 25. yıl dönümü şovunda yer alabileceği yönünde söylentiler bulunmakta. Bildiğiniz üzere SmackDown sorumlusu Shane McMahon Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte John Cena'nın Survivor Series'te gerçekleşecek olan 5'e 5 erkekler maçında SmackDown takımının 5. üyesi olduğunu açıklamıştı. John Cena'nın neden sürpriz bir şekilde SmackDown takımına katıldığına dair yeni bilgiler ortaya çıkmış. Cena, salı akşamları gelen kötü reytingler göz önünde bulundurulduktan sonra şovlara döndürülmek istenmiş. Özellikle Cadılar Bayramı sezonunda reytingler gerileyince John Cena hamlesi ön plana çıkmış. Ayrıca AJ Styles'ın Jinder Mahal'i yenerek ikinci defa WWE şampiyonu olma nedeni de buymuş. Vince McMahon seyirciye hitap etmenin tek yolunun AJ Styles'ı şampiyon yapmak olduğunu düşünüyormuş. Bu sebeple kemerin el değiştirmesi fikrini hayata geçirmişler. Öte yandan Aralık ayında olacak Hindistan turnesinde önce Jinder Mahal'in tekrar WWE şampiyonu olabileceğiyle ilgili planlar yapılıyormuş. Ve hala Mahal'in tekrar WWE şampiyonu olma ihtimali varmış. Başka bir senaryo ise AJ Styles Hindistan turnesine eklenebilirmiş. Bilindiği üzere Hindistan turnesi 2 veya 3 gün boyunca sürecek ve her ne kadar Jinder Mahal'in Triple H ile karşılaşacağı duyurulsa da Hindistan turnesinin diğer günleri AJ Styles kemerini Jinder Mahal'e kaybedebilirmiş. Sonrasında ise WWE'nin Clash of Champions 2017 pay-per-view şovunda AJ Styles ile Jinder Mahal arasında rövanş maçı olabilirmiş ve AJ Styles bu şovda tekrar WWE şampiyonu olarak ayrılması söz konusuymuş. Survivor Series şovundan sonra Baron Corbin'in Birleşik Devletler kemeri için Bobby Roode ile feud'a girmesi planlanıyormuş. Survivor Series şovunda gerçekleşecek olan Brock Lesnar AJ Styles maçının bitişiyle ilgili mevcut spekülasyonlar, Jinder Mahal'in maça karışacağı ve AJ Styles'a maçı kaybettireceği yönündeymiş. Mahal'in maça müdahale ederek müsabakayı AJ Styles'a kaybettirme fikri AJ Styles'ın maçta güçsüz gözükmemesi için yapılacakmış. Eğer maça AJ Styles eklenmeseydi ve Jinder Mahal Brock Lesnar mücadelesini izleseydik bu sefer de John Cena orijinal planlara göre maçta özel hakem olacaktı ve Mahal'i kazıklayarak maçı kaybetmesini sağlayacaktı.
Böylelikle Jinder Mahal maçı kaybettiği için Sina'yı suçlayacak ve ikili arasında WrestleMania'ya uzanan bir feud başlayacaktı. Son olarak Brock Lesnar'ın sürekli maç kazanmasının sebebi WWE yetkililerin Lesnar'ı Roman Reigns ile WrestleMania 34'te karşılaştıracakları maça kadar güçlü göstermek istediği için gerçekleşiyormuş. Brock Lesnar'ın maç kaybetmesini istemiyorlar ve Lesnar'ı Roman Reigns'in karşısında aşırı güçlü bir isim olarak lanse etmek istiyorlarmış. Paige pazar günü Survivor Series şovunda kadınlar arası gerçekleşecek Raw SmackDown maçında SmackDown takımının son üyesi olarak geri dönebileceğiyle ilgili son günlerde büyük bir spekülasyona tabi tutulmuştu. Lakin Dave Meltzer podcast programının bugünkü son bölümünde bu konuyla ilgili olarak Paige ile ilgili son üye olmayacağını yönünde duyumlar aldığını belirtmiş. Meltzer'e göre Natalya SmackDown Live'ın son üyesi olacakmış. WWE planlarını önümüzdeki günlerde veya Survivor Series günü son dakika değiştirmezse Natalya SmackDown Live'ın son üyesi olarak ortaya çıkacakmış. Ben Buğra Gür, anket olarak hangi brandin Survivor olacağını sizlere soruyorum. SmackDown mı, Raw mı? Öte yandan kıymetli dostum DJ Armağan Oruç'a bu videoya yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ederim. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve Facebook gruplarında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güzel bir şov olması dileğiyle. Hoşça kalın.